Merhaba. Borsada birinci YouTube kanalıma hoş geldiniz. 6 Eylül 2020 Pazar. Genel senetlerimizi değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. İlk olarak Aselsan'ı değerlendirelim. Gördüğünüz gibi çizdiğimiz yeşil bir çizgimiz vardı 17-12 direnç olarak. Bu hafta o direnci test ettik ama üzerinde kapanış gerçekleşmedi. Bu yüzden şurada görmüş olduğumuz gibi sarı kanal çizgimizde yani üst kanal üst bantı burada, alt kanal bantı burada ve yeşil direncimiz olan 17-13 arasında devam eden bir tepkisel hareketlerle ASELSAN bu haftayı tamamlamış görünüyor. Önümüzdeki haftadan itibaren 17-13'lerin üzerinde yapacağı kapanışla beraber kanalın üst bantı yani sarı kanalın üst bantı olan 18-30'ları test etme ihtimali olabilir. Sarı kanalın altında yapacağı kapanışlarla beraber yani 16-60'ların altında yapacağı kapanışla beraber de daha altta çizdiğimiz diğer sarı kanalın alt bantı olan 15-43'lere doğru düzeltme boyutunu hızlandırabilir Aselsan. Diğer senetimiz Ereğli. Ereğli de gördüğünüz gibi çizmiş olduğumuz bu üst kanal ve alt kanal, büyük kanal içerisinde devam ediyor ve burada oluşturmuş olduğu şu üçgeni tamamlamaya çalışan bir süreçte görüyoruz Ereğli'yi. Her ne kadar burada alt bantı test etse de Ereğli tepkisel hareketle beraber yukarıya en azından şu yatay destek olan 8.65'lerin üzerinde bir kapanışları gerçekleştirmiş oldu. Ve büyük ihtimalle de önümüzdeki hafta tekrar 9.10'ları test ederek üzerinde kalmaya çalışabilir. Şu kanal alt bantı olan 8.50'nin altında kapanışlar yapmadığı sürece büyük ihtimalle 9.10'ları test ederek yukarı hareketlerini sürdürebilir, konuma gelebilir, ereğli. Garanti Bankası gördüğünüz gibi kırmızı destek çizgimiz olan 670'lerin altında kapanış yapmadı ve şurada çizmiş olduğum bu üçgen bölümü tamamlayabilir demiştik bu haftayı. Gördüğünüz gibi bu bölümde bu haftayı tamamlamaya çalıştı ve buradaki bu durumdan sonra da yukarı hareketleri gerçekleştirmek için tepkisel hareketler yaparak bu sarı kanalın içerisine tekrar girebilirse yani 685'lerin 690'ların üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yukarı hareketi başlatabilir ve şurada görmüş olduğunuz mavi üst bant yani 7.15'ler direnç olarak çalışabilir. 7.15'lerin üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de daha yukarıda görmüş olduğumuz 7.45 yani yeşil çizgi büyük yani yükselişin başlangıcı olabilecek önemli dirençi test etme ihtimali olabilir. 6.70'lerin altında yapacağı kapanışla beraber şu kırmızı kanala doğru gelmeye çalışan bir durum meydana gelebilir Garanti Bankası'nda. Kardemir'de gördüğünüz gibi bu bölgede geçen hafta vermiş olduğu 3.15 tepkisinden sonra tekrar üçlü bölgelere bir düzeltme yapmıştı. Bu haftaki son kapanışını üçlü fiyatların üzerinde yapması gayet iyi bir durum olarak algılanabilir. Tekrar bu bölgeye geçmek isteyen bir kardemir olma durumuna gelmesi için 3.10'lu kanalın alt bantı olan 3.10'u yani sarı kanalın alt bantı olan 3.10'u geçebilirse Kardemir'de tekrar 3.15'leri zorlayarak 3.25 hareketini yapma ihtimali olan bir görüntüye gelebilir. Düşüncesindeyim. Kardemir D'de. Türk Hava Yolları Gördüğünüz gibi mavi kanal çizgimizin e, tam anlamıyla tamamlayarak o bölgede bir yataylık yaptı. Mavi kanalın altına geçiş yapmasa da biraz olsun düzeltmeye devam ederek yani e, en azından 10-30'lara doğru bir düşüş gerçekleştirmiş oldu. Tabii bu önemli durum buradan sonrasında tepkisel bir harekete başlayıp başlamayacağını takip etmemiz gerekiyor. Yani normalde burada yapmış olduğu hareket şu bölümü şu şekilde e, tamamlamaya çalışabilir bir görüntü veriyor Türk Hava Yolları. Yani şu bölgede vereceği e, tepki bana göre 10.07'ler 10.05'lerde vereceği tepki ba baya önemli olur. Oradan vereceği tepkiyle beraber tekrar bir yükselişe başlama ihtimali olabilir. O bölgenin altına geçerse büyük ihtimalle 9.70'e doğru çift dibe gelme ihtimalini çoğaltır düşüncesindeyim Türk Hava Yolları. Diğer senedimiz TÜPRAŞ. TÜPRAŞ'ta görmüş olduğunuz gibi çizdiğimiz mavi kanal bölümü destek olarak çalışmaya devam ediyor. Her ne kadar düzeltmeyi devam ettirse de e, çift dibe, yani şu bölgedeki kırmızı bölgedeki e, tekrar bu bölgede çift tip yapma ihtimali, yani 76-60'ları çift tip yapma ihtimalini sürdüren bir görüntüsü var. 84-20 sarı kanal çizgimiz yani yatay direnç 84 20'ler önemli direnç konumunda Tüpraş'ta. 76 60 bölgesinin altında yapacağı kapanışlar daha aşağılara düşüş gerektirebilir. O bölgenin altında düşüş olmadığı sürece de tekrar vereceği tepkiyle beraber 84 25'leri test etme ihtimali olan bir görüntüye geçebilir Tüpraş. Petkim'de de görmüş olduğunuz gibi şu kırmızı kanalı cismisi kısa düzeltme kanı olarak mavi bölüme düşüş yapmazsa diye. Gördüğünüz gibi cuma gün için bu bölgeden e, kanalın alt bantından yani kısa kanalın alt bantından bir tepki gelmiş görünüyor. Yani şu bölge 385 bölgesi destek olarak çalışmış görünüyor verdiği tepkiye istinaden. Yani 385'lerin altına düşüş olmazsa 4 onlara gelecek tepkiyle beraber o bölgenin üstüne çıkış yapabilirse daha yukarılara gitmek isteyen bir petkim olabilir. 3.85 destek, 4.10 dirençte petkimi de bu hafta bu şekilde takip edebilir düşüncesindeyim. Web adresim borsada birinci.com Web adresimi ziyaret ederek buradan Facebook, Twitter, YouTube kanallarımı, Periskop yayınlarımı inceleyebilirsiniz ve İrtibat için formu doldurup göndermeniz yeterli. Görüşmek üzere, hoşçakalın, selamlar, saygılar.